gənc mərkəzinə baxırsınız. Bu gün diqqət mərkəzinin İctimai Televiziya-nın çox özəl bir qonaqları var. Bu günlərdə Bakı səmasında göstəriş uçuşları ilə bizlərin hamımızı valeh edən türk ulduzları İctimai Televiziya-nın qonaqlarıdır. Biz onlardan Azərbaycan üzərindən, Bakı üzərindən uçuşların həyata keçirilməsi ilə bağlı danışacağı Texnofest festivalı ilə bağlı təəssüratlarını öyrənəcək və ümumiyyətlə Azərbaycanda olmağın onun üçün nə olduğunu soruşacaq. Və qonaqlarımızı sizə təqdim edirəm. Binbaşı Mehmet Kamal Koyunluoğlu. Binbaşı Hasan Kocabaş. Yüzbaşı Gökhan Esen. Asubay kədemli baş çavuş Cəlal Ərdəməkdir. Hörmətli qonaqlar, studiyamıza gəldiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm və eyni zamanda çoxsaylı Azərbaycanlı tamaşaçılar adından, sizin uçuşlarınızı izləyənlər adından bizə yaşatdığınız gözəl anlara, gözəl dəqiqələrə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Mehmet bəy, ilk sualım sizədir. Necədir Azərbaycan üzərindən, Bakı üzərindən uçmaq? Yuxarıdan Bakı necə görünür? Tabii e, öncelikle gene Azerbaycan semalarında, tekrar Azerbaycan semalarında e, sizler için uçmak bizim için çok büyük bir mutluluk. E, en son 2018 yılında gelip yine gösteri yapmıştık. E, Azerbaycan semalarında uçtukça e, kendimizi, kendi ülkemiz semalarında uçuyor gibi hissediyoruz. E, ve Bakü'nün çehresinin değişimini de yakından takip ediyoruz. Her geçen gün daha da güzelleştiğini görüyoruz Bakü'nün. Hasan Bey, Türk yıldızları... İlk olarak 2001. yılda Azerbaycan üzerinde gösteri uçuşları yapmışlar. Onda Azerbaycan bir cül görünürdü. 2018'de bir uçuş yaptız. Şimdi 2022. yıl. Sözün mecazi manasında bu uçuşları hayata geçirirken, Azerbaycan'da olarken Bakı Azerbaycan nece değişmiş sizin için? Eee Bakı'da uçmak bizim için de çok özel, çok keyifli. 2018 yılında yine bu uçuşa katılmıştım, 2020'de tekrar katıldım. 2001 yılında çok büyük bir kalabalığa, rekor seviyede bir seyirciye gösteri sunulmuş. 2018'de de yine aynı şekilde çok büyük ilgiyle karşılandık burada. Kardeşlerimizin huzurunda olmak, burada uçmak bizim için çok büyük bir keyif. Gökhan Bey. Tabii ki Türk yıldızları başka ülkelerde de uçur. Ee, ve sizin karşılanmanız necədir? Tabii ki Türkiye sizin memleketiniz ama Azerbaycan da öyle sizin memleketiniz kimi. Türkiye ile Azerbaycan arasında uçuşlar yaparken fark hissediyorsunuz mi? Ee, Azerbaycan'daki uçuşumuzu biz yurt dışındaki bir uçuş olarak değerlendirmiyoruz açıkçası. Burası da bir Türk toprağı olarak görüyoruz. Kendi ülkemizde uçuyormuş gibi uçuyoruz. Ee, Azerbaycan e, toprakları üzerinde, Bakü'nün üzerinde uçmanın heyecanı bizim için tarif edilemez. E, i̇nanın oradaki e, insanları gördükçe, e, oradaki kalabalığı gördükçe ve e, e, bu ruhu yaşadıkça e, inanılmaz e, gurur içerisinde uçuşlarımızı icra ediyoruz. Canlı Bey, tabii ki siz Bakü kütüllerinde gezende, leğer ki İstanbul, Ankara kütüllerinde de gezende çokları sizi yüzden tanımır. Bu görüşmeden sonra çok tanıyacaklar. Azerbaycanlıları, Azerbaycanlıların sizlere münasibetini nasıl kıymetlendirirsiniz? Şimdi Azerbaycan'da olmak bizim için ata topraklarında olmak demek. Aynı şekilde Konya'dan geldik. 3. Hava Komutanlığından siz de biliyorsunuzdur. Yarın tamamlanacak bir tatbikat var. Hatta Konya'dan Azerbaycan'dan Hava Azerbaycan Hava Kuvvetlerinden katılımlar vardı. Gene Buradan kardeşlerimiz, komutanlarımız vardı. Azerbaycan'a bizleri aslında onlar uğurladı diyebiliriz. Dolayısıyla sık sık bir arada faaliyetler icra ediyoruz. Hem burada yaptığımız faaliyetlerde hem Türkiye'de yaptığımız faaliyetlerde hiçbir şekilde farklı bir ülkenin ya da farklı bir milletin insanı olarak değil, canımız, ciğerimiz olarak topraklarınıza geldiğimizde hatta toprağındayız. Onlar da aynı şekilde geldiklerinde vatanımızdayız sözlerini sık sık duyuyoruz, birlikte çalışıyoruz. Mehmet Bey bugün sizin uçuşlarınızı izleyen her bir Azerbaycanlı bunu söylüyordu. Samada Türk şahinleri ve Samada Azerbaycan şahinleri. Çünkü bizim e, pilotlarımız da öz e, numarışlarını, öz uçuşlarını bugün hayata geçirdiler. Azerbaycanlı pilotlarla tanıştınız mı? Münaspetleriniz var mı hansısa? Ee, Azerbaycan'dan birçok pilotla tanışma fırsatımız oldu. Ee, az önce bahsi geçtiği gibi e, Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak yürüttüğü bir sürü tatbikat var hem burada hem e, Konya'da e, bizim ana üstümüzde. E, buraya geldiği zaman gene Azerbaycanlı pilotlarla e, sıkça e, beraber oluyoruz. Biz Azerbaycan'a geldiğimiz zaman da sağ olsunlar bizimle çok ilgileniyorlar. E, beraber uçma fırsatı da bulduk. E, 2014 yılında e, yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Azerbaycanlı iki tane pilotumuzu Türk yıldızlarında uçurduk. Onlarla da uçma şerefimize e, şerefine nail olduk. Hasan Bey, az önce Mehmet Bey e, söyledi, Azerbaycanlı pilotlardan tanış oldukları var. Sizin tanışlarınız var mı? Ele bir pilot var mı ki onunla bir uçağı paylaşarsınız, bir teyyarını idare etme, edersiniz? E, tabii ki e, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nden komutanlarımız, e, büyüklerimiz e, ve kardeşlerimiz var tanıdığımız, e, birlikte tatbikatlara katıldığımız. E, onlara e, kendi pilotlarımız gibi aynı şekilde güveniyoruz. Onlarla aynı uçakta uçmak, e, onlarla birlikte görev yapmak, e, eğitimlerde bulunmak e, bizim için e, büyük bir onur ve gurur. E, onlara e, kendimiz gibi, e, arkadaşlarımız gibi, kardeşlerimiz gibi güveniyoruz. Gökhan Bey. Bu göstəridə ən çox havada nə qədər qaldınız və ən sizin üçün ən çətin manevlər nə idi? Yəni tamaşaçılarımız, izləyicilərimiz bir çox manevlər gördü, amma onlar üçün anlaşılandır ki, hansı manevr daha özəldir, daha çətindir. O baxımdan istəyirəm ki, siz məlumat verəsiniz. Mən bu sualı şöyle cavablamak istiyorum. Bizim için en uçuşun en zor kısmı e, 6 uçak Pasaj hareketiyle halkımızı selamladığımız ve farklı kol çeşitlerini gösterdiğimiz an. Çünkü orada e, altı uçağın bir uçakmış gibi e, hareket etmesi ve en ufak bir hatada altı kişiyi de etkileyecek zorlukta bulunması. E, altı kişinin tek yürek olduğunu gösterdiği an olduğu için e, en dikkat ettiğimiz, en zorlandığımız an açıkçası. Ama... Tabii ki yaptığımız kesişim hareketlerinde özellikle gerçekten tehlike yüksek seviyede. Bunu da en iyi şekilde eğitimlerimizde işliyoruz, çalışıyoruz. Halkımızın önünde de bunu icra etmenin gururunu yaşıyoruz. Kesişim hareketleri çok tehlikeli olarak buluyoruz. Ve yaptığımız kalp hareketi, çizdiğimiz kalp hareketi de bizim izleyenlerimize en büyük hediyemiz. oluyor açıkçası. Sizin hər bir hərəkətiniz Azərbaycanlı izləyiciləri tərəfindən necə böyük coşqu ilə qarşılandığını siz yuxarıdan görmürsüz amma biz jurnalistlər aşağıda çəkiliş apardığımıza görə insanların bunu necə gözəl qarşıladığını şahid oluruq. E, Cəlalbəy siz həmçinin e, təyyarənin bir qulluğu var, təyyarəyə bir baxım var. Evet. bu bakımdan da Azerbaycanlı heyiyyətin size yardımını, Azerbaycan'da bunun için yaradılan şəraiti ve eləcə də bizim ekiplərin peşekarlıq səviyyəsini necə qiymətləndirirsiniz? Şimdi az evvel Kemal Binbaşım söyledi, 2018 yılındaki e, burada yapmış olduğumuz faaliyetlere stüdyoda bulunan dördümüz de vardık. Gebele Meydanı'ndan yapıldı faaliyetler. Tabii ki orada Azerbaycan ev sahipliğinde, aslında misafir değildik ama ev sahipliğinde. Fakat oradaki tüm ihtiyaçlar, havaalanında hazırlanmasından tutun da yakıtın ayarlanması, ihtiyaç duyulan tüm hususları Azerbaycan Hava Kuvvetleri personeli tarafından yapıldı. Hem yaparken bizlere hissettirmiş oldukları duygu gerçekten hani bir misafir değil, kendilerinin bir parçasıymış gibi misafir ettiler. Biz de tabii ki kendimizi emin ellerde olduğumuzu, güvende olduğumuzu bilerek her şeyimizle kendimizi teslim ettik diyebiliriz. Başarılı bir şekilde de 2018 yılında iki tane gösterimizi yaptık. E, gittik. Hatta 2018 yılında yapmış olduğumuz bir gösteride, güzel bir anı var yerde, müsaade ederseniz onu anlatayım. E, malumunuz 100. yılıydı. E, MiG-29 uçaklarıyla da duman atarak geçiş olmuştu. Yerde e, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nden bir tane yarbayım vardı. İşte ben çok güzel olduğundan bahsettim. Maşallah bir timimiz daha oldu gibilerinden. E, o da kendisine şöyle bana bir tuhafça bakıp, zaten bizim bir tane timimiz var, ikinciye gerek var mı diye... <laughs> Çok güzel bir e, duyguyu hissettirmişti bana. Kendisini de burada kulaklarını çınlatalım. Sağ olsun, var olsun. Mehmet ve Azerbaycan için çok özel bir günde uçuş 28 May, bu Azerbaycan'ın müstakilli günü. Bizim için çok özel bir gün. Bugün için Azerbaycan tamaş açısına e, ne söylerdiniz? Yani Türkiye için müstakilli ne kadar vacibdiyse, Türkiye için müstakilli günü ne kadar önemli önemliyse, Azerbaycan için de eləcə. Türkiye'den Azerbaycan'ın müstakilliği nece görünür? şöyle Aslında sizin için bu önemli olduğunu söylediğiniz gün bizim için de çok önemli e, bugüne özel de bu sene gösterimizde bir sürprizimiz de var e, bunu da gösteriyi izleyen halk görecek e, bizim için tek bayrak e, ay yıldızı gökyüzüne bakü semalarına çizmenin verdiği gurur ve mutluluk bizim için ayrı olacak bu sene bu seneye özel olarak Hasan Bey diğer ülkelerde gösteri yapmışsınız Türkiye ve Azerbaycan e, haricinde. Bak hangi ülkelerde bu gösterileri yapmışsınız ve hangi ülkeler sizin için, belediyede daha yakın ve daha aziz görünürdü. Türk Yıldızları olarak e, yurt içinde ve yurt dışında e, birçok yerde e, gösteriye katıldık. Kendim e, kendi adıma Avrupa'nın e, büyük bir kısmında, e, Moskova'da, e, Azerbaycan'da gösterilere katıldım. E, tabii ki hepsi e, birbirinden daha heyecanlı ve bizim için gurur verici. Bakü'de yaptığımız gösteri bizim için her zaman yurt dışı gibi görünse de kendi vatanımız, kendi ülkemizde yaptığımız bir gösteri, Bakü'deki gösteriler. Ancak her gösteri kendi içinde farklı heyecanları barındırıyor. Celal Bey bir özel sual vereceğim. Şüphesiz ki Bakü'nü gezmişsiniz, yaygın ki gezmişsiniz, hemen öyle geldik. En çok beğendiğiniz ne oldu? Belki hansı bir davranış terzidi, belki hansı bir e, yemekti, belki bilmiyorum da en çok beğendiğiniz? Şimdi 2018 yılında beri geliyoruz dedik. Ee, özellikle İctimai TV'nin yani sizin kanalınızın daha gelmeden geleceğimizin haberini alıp onunla ilgili illa bir şeyler yapmak istemesi, işte bazı arkadaşlarınızın illa e, misafir etmek istemesi, işte çay içelim, kahve içelim hani ev sahibi modunda daha bize bile belki tam görev tebliğ edilmeden bunun haberini alıp onun heyecanıyla mutlaka bir şeyler yapmalıyız arayışı içerisinde, gayreti içerisinde olmaları aslında en güzel şeylerden birisi. Diğer türlü de sokaklarda gezerken, bu geldiğimiz şeyler az evvel bahsettiğiniz gibi 28 Mayıs'ta dahil hem Azerbaycan için hem de bizler için özel günlerdi. Bu özel günlerde hani Tanımayan insanların dahi yanından geçerken Türk yıldızlarından, o özel günde bir arada olmaktan bahsedilmesine ister istemez kulağımıza çalıyor. Ee, bu işle ilgili olarak tabii Azerbaycan'ın öyle bir özel gününde bizim de katkımızın olması e, ve Türk yıldızlarından bahsediyor, bahsediliyor olması bizler için büyük gurur oluyor. En güzel anılar bunlar bence. Mehmet Bey, Azerbaycan'da da böyle bir grupun, böyle bir e, takımın olmasını isterdiniz mi? Tabii ki neden istemeyelim? <laughs> ee, Azerbaycan'da da bir akrotimin olması, hatta onlarla beraber uçuş yapma fırsatı bulmamız. Çünkü gittiğimiz ülkelerde o ülkelerin akrotimleriyle e, beraber hem fotoğraf çekmek amaçlı olabilir. Genelde bir kol uçuşu yaptığımız yerler oluyor. Bunu Azerbaycan havacılıklarıyla de yapmak isteriz. Şimdi ben sizden karşılayacağım ki siz Azerbaycanlı tamaşaçılara ve ilaca da sizi yerden gövde izleyenlere bir mesaj verirsiniz, bir sözünüz, bir müracaatınızı edesiniz. Ki sanki onlar sizin karşınızdadır ve siz onlara bir söz demeyi istersiniz. Buyurun Hasan Bey, sizden başlayalım. Bakü'de onlar için buradayız. Ee, biz hazırlıklarımızı tamamladık, provalarımızı yaptık. Ee, i̇nşallah e, güzel gösteriler olacak. Ee, Azerbaycanlı tüm kardeşlerimizi e, tek nefes alanında bekliyoruz gösterimize. Cevap Bey, siz? Bu iş gerçekten akrotim, profesyonellik kişi. Emek isteyen, alın teri isteyen bir iş. Dökülen her damla terimiz bizler için bir mutluluk, bir gururdur. Azerbaycan'da olmak dediğimiz gibi ayrı bir gurur. Bugünlerde gözleri sürekli göklerde olsun. Çünkü gökyüzünden sürprizler olacak. Gökhan Bey, ne diyordunuz Azerbaycanlı izleyicilere? Bizim izlenme rekorumuz 2001 yılında Azerbaycan Bakü'de oldu. 1 milyon 200 bin üzerinde. Biz inanıyoruz ki bu sene o rekoru egale edeceğiz. Bütün Azerbaycanlı kardeşlerimiz gösteri merkezine gelip çok kalbi duygularla bizleri izleyecekler. Biz de onlara elimizden gelen en iyi şekilde uçuşlarımızı icra edeceğiz. Ve Mehmet Bey son olarak siz. Tabii ki tek millet, iki devlet. Hürmetli konular, stüdyamıza geldiğinize göre size teşekkür ederim. Bize e, İçtimai Televizyonun stüdyasında, Dikkat Merkezi'nin stüdyasında sizin gibi bir misafirleri Qonaq kimi də qəbul etməyə çox xoş edib. Qonaq da deyilsiniz, evliyasisiniz və sizə Azərbaycan da etdiyiniz göstərlərə görə, sizə Azərbaycanlı tamaşaçılara yaşatdığınız hisslərə görə öz adımdan həmçinin tamaşaçılar adından təşəkkürümü bildirirəm. Bilink Azərbaycan da sizi sevirlər, Bilink Azərbaycan da sizi izləyirlər və Bilink Azərbaycan da sizin çıxışlarınızı daim gözləyirlər. Çünki siz bizim xoşgünlərimizə gəlirsiniz. Çünki siz bizim bayramlarımıza gəlirsiniz. Sizinlə bir yerdə bayramı qeyd etmək çox gözəldir. Hörmətli tamaşaçılar, bu gün Diqqət Mərkəzinin studiyasının qonaqları Türk yıldızları idi. Onlar bizə Azərbaycan üzərindən, Bakı üzərindən nümayəri uçuşlar keçirməyin zövqündən danışırdılar. Bizə baxdığınıza görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.